Assalamualaikum, hormati talabada, hormati tinggalcilar. Sana Shunosik Fakultete, Musikata Alim Yulanışı, Kafedras Okutucu Yunus Adılman. Bugünkü mavzumuz, oylabi marasım koşulları. Oylabi marasım koşulları, bugünkü mavzumuz ricası, demek iki tarihçeden ibarat. Birincisi, oylabi marasımın özgü xos xüsusiyetleri ve türleri. İkincisi, oylabi marasım koşullardan namuneler kengaş ve küyülaş. Demek ki, yani, oylabi marasımlarımız mazmun mahiyetine göre niçin grup kabul organlardık? İki tür kabul organlardık. Birinci tür kanata turlar ikan? Tuy marasımları. Tuy marasımları kanata tuy yarın kanata. Yeşil tuylar. Yeşil tuylar. Yana? Fakna tuylar. Tuna tuylar. Yana? Tuylarımız bundan taşkaları, horlu tuylarımız, yoş tuylarımız, mücal tuylarımız, daha kozu. Şunada öyle davranışta okazılarken marasımlarımız, demek ki tuy marasımlarımız ekleradı. Mazmun mahiyetine göre ikinci, demek ki marasımlarımız sanatı marasımlar ekleradıken, motam marasımları turlarına bölünürken, doğru mu? Motam marasımlarımızda demek ki yığılarımız, yuklularımız, motam anaları, kuylanışı, motam yoyurları, kuylanışı. Demek ki öyle, oyladı marasım aytımları ham, demek mazmun mahiyetine göre, demek ki kuy marasım aytımları ham da motam marasım aytımlarına bölünürken, doğru mu? Kuy marasım aytımlarımızda demek adalarımız, beş köylerde adalarımız, icra ettiladı. Nikah köylerimizde ulanlarımız, yor-yorlarımız, gelin salonlarımız icra ettiladı. Demek ki motam marasımlarında, motam marasımları aytımlarında ise demek ki yığılar, motam adaları, motam yor-yorları ne kılıkken kadın-kadından otobobolarımız, arşatlarımız tamamından şunaka motam marasımlarında şunaka koyulaka aytımlar aytımlarken. Motam adaları diganda motam adaları kanaka jarayonlarda kuylanılardı. Kanı fikirleriz, nasıl? Motam adaları. Yıllar, motamalılar ve mazotun yaşlıları, bu da ki bu da ki bölümdeyken adalar. Demek, demek, demek motam adalarını uza. Demek ki iki bölümde icra edilirken motam adalarda bu da ki bölümde var yaş kattalar vefat etişkende halinden ata babalarımız, azatlarımız şu motam arasında motam adalar kuylenir. Motam yor-yorları kanaka jarayonlarda icra edilir. Kan matamad. İşkemizin motam yor-yorları icra edilişini? Motam yor-yorları yaş idi, kızlar turmuşa çıkmayı vefat etkenlerde yor-yoraydı kullarını. Ruhlarına demek, osudaylık, demek, motam yorulları, şu balavat yaşıga gittir, turmuş bulmasından, şu oğlandan, halkın sabah tüfeyle oğlandan uygulayan, şu bu yigit kızlarımız vafat içken de, motam yorulları anlatışken iken, ciro içken iken, doğru mu? Kingisi demek, tuylarımız demek, birinci ricamız demek, tuylarımız bilen doğru malumatlarını veririz, demek değişik tuylarımız. Biz köylerimiz kadın kadından, otobobolarımız, azotlarımız tamamından bozulgu güngeçe nima qilinyapti? O'tkazilib kelinyapti. Har xil tuman shaharlarimizda turlicha o'sha rasm rusumlar, urf odatlar orqali besh kuylarimiz nishonlanib kelinyapti. Qadimda o'sha besh kuylarimiz, aqiqa kuylarimiz, demak, bolaning 7, 9, 11 kunida o'tkazilgan ekan, hozirgi kunda ham demak chaqaloq tug'ilganda beshik to'ylarimiz har xil viloyat, har xil tumanlarimizda har xil urf-odatlar, rasm rusumlar orqali demak nima qilinadi? O'tkazilib kelinadi. Beshik to'yda albatta o'sha bezatilgan beshiklarimiz kelinimizni ota-onalari tomonidan demak beshiklar bezatilib o'sha har xil sarpasurlar, demak shirinliklar orqali nima qilinadi? Kuyovni xonadoniga mehmon bo'lib demak borishadi, to'g'rimi? Beş tüyü albatta, demek onalarımız tamamından icra etiladi? Alla, alla, ona allası icra etiladi. Ona allası demek, buğularımız, nuroniy onaxonlarımız tamamından yosh kelinlarimizga
demek ona allası istilerken ona allaları işte demek kelinimizde işte kalp korudan işte yürek yürekten aytiladigan sözlerini onamız naqlarken allası da o'zini allalarda ifoda etirarkan. Mana besh tuylar haqida ma'lumotlar yana nazariy ma'lumotlar. Demak, boy bezatilgan beshlar, dasturxonlar, sovg'a-salomlar, demak, transport vositalari orqali hozirgi kunda ham ana shu urf-odatlar, rasm-rusumlar nima qilinyapti? Davom etib kelinyapti. Beshikka solish ma'lum, besh tuy marosimida albatta nima qilinadi? Chaqaloqimizni beshikka solish marosimi o'tkaziladi, to'g'rimi? Ana shu beshikka solish marosimida demak axir o'sha demak beshikka solishdan maqsad nima? Bolalarimiz nima uchun bolalarimizni beshikka solishgan ekan? Hammasini fikrlaringiz. Beshikka solishdan maqsad demak turli institutlardan muhofaza qilish uchun demak har xil yomon ko'zlardan asrash maqsadida nima qilingan ekan? Beshikka demak qattiq qomatini to'g'ri urish maqsadida institutlardan himoya qilish maqsadida har xil demak ko'z tegmasin degan ma'noda har xil shunaqa ma'noda demak beshikka solish marosimlari nima qilishgan ekan? O'tkazishgan ekan. Ana shu beshikka solish marosimida demak momolarimiz har xilcha har xil baytlar, har xil aytimlar aytishgan ekan. Quyidagilarni ekranda ko'rib turibsiz. Qoch-qoch babasi keldi beshikning egasi. Ota-onang kirishqasa yana qo'rqma, ola barit akillasa yana qo'rqib yurma degan va hokazo shunaqa nima qilar baytlar aytimlar nima qilingan ekan aytilgan ekan. Keyingi demak to'ylarimizdan biri xatna to'yi sunnat to'yi deb ham yuritiladi. Xatna to'yi ham o'sha qadim-qadimdan o'sha musulmonlarimiz tomonidan hozirgi kungacha o'tkazilib kelayotgan rasm-rusumlarimiz urf-odatlarimizga kirib keladi. Demak xatna to'yida o'sha qadimda bolalarimizni 3, 5, 7, 9 ayrim-ayrim hollarda kamdan-kam hollarda 11-12 yoshlarda nima qilingan? Sunnat to'yi, o'sha xatna to'yi o'tkazilgan. Demak, xonadonda o'g'il bo'lishi bilan demak nimalarimiz yosh kelinkiyorlarimiz o'sha farzandimni to'y qilaman, yerga osh beraman xalqimga degan ma'noda o'sha demak pul yig'imlari yig'ib olib xalqimizga osh berib nima qilishgan ekan? Xatna to'yi marosimini o'tkazishgan ekan. Xatna to'yida ham o'sha xudoga qilish, xalqqa osh berish bilan nima qilingan? Nimaga xalqqa nima qilgan ekan? Oshkora qilgan ekan. Ana shu xatna qilish jarayonida ham demak sunnat to'ylarimizda ham bir necha o'sha qismlardan iborat bo'lib shu mahalladagi qariyalarni chaqirish, yaqin qavm qarindoshlarni chaqirish, xatna bo'ladigan xonadonni bezatish bilan demak amalga oshiriladi. Mana shu xatna qilish jarayonida ham bobolarimiz tomonidan mana ekranda ko'rib turibsiz quyidagicha baytlar nima qilingan ekan? Xatna qilish jarayonida aytilgan ekan. Demak, baytlarimizdan bir chimdim tamoki deb kirdim qalandar bog'iga. Ha ha ho ha 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 ho ha ha bir qizil gulni uzib qoldim qiyomat bog'iga. Ha ha ho ha 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 ho ha ha degan baytlarimiz o'sha sunnat qilish jarayonida nima qilingan ekan? Bobolarimiz tomonidan aytilgan ekan. Sunnat o'yi jarayonlari sunnat to'ylari demak turli viloyatlarda, turli shaharlarda turlicha urf-odatlar, rasm-rusumlar orqali nima qilinadi? Amalga oshiriladi. Mana ekranda ko'rib turibsiz, mana qadimda o'sha Qashqadaryo, Surxondaryo vohalarida sunnat bo'ladigan nimamizni to'y bolalarimizni toyga mindirib butun mahallaga nima qilishgan ekan? Butun mahallaga aylantirib, ularni ovoza qilib, mana bugun Erkinjonning sunnat to'yi degan ma'noda jarchilarimiz jar solib, xalqqa osh berib, demak, sunnat to'yi jarayonini nima qilishgan ekan? Hammaga oshkora qilishgan ekan, to'g'rimi? Ana endi keyingi to'ylarimiz, to'ylarimiz bor ekan, nikoh to'ylarimiz ham demak turli viloyatlarda, turli rasm-rusumlar, urf-odatlar orqali nima qilinadi? Amalga oshiriladi. Demak, turli viloyatlarda nimadan o'tkazishdan qat'iy nazar hozirgi kungacha o'sha sovchi qo'yish, fotiha to'yi, yodgor aytish, kelin salom urf-odatlari nima qilingan? Hozirgi kungacha saqlanib qolgan, to'g'rimi? Ana shu demak
Nikoh to'yidan oldin albatta shu sovchilarimiz borishgan, kuyovlarim tomonidan kelinlarimiz xonadoniga, to'g'rimi? Demak, kelinimizni roziligini olgandan keyin, demak, ikki yoshda shu nikoh to'ylarini o'tkazishgan. Nikoh to'yidan oldin qizlarimiz nima qilishgan? Xonadonlarda qalinda qiz bazmlari, qizgacha deyiladi, har xil tuman shaharlarda har xil aytimlar aytiladi, ana shu qiz bazmlari, qiz vechirlarida, demak, nimani qilishgan ekan? Qizlarimiz yaqin dugonalari, o'rtoqlari bilan yig'ilishib, nimalar kuylashgan ekan? O'lanlar kuylashgan ekan. Mana shu o'lanlarda nimalarni ijro etgan ekan qizlar yigitlar bir-biriga? Aytishuvlar, tezkorlik orqali aytishuvlar aytishgan ekan. Demak, o'lanlarimizda mana namuna: qarg'a deyman ko'zingga, qarg'a deyman, qarg'a uya soladi, jarga deyman, ko'rmaganga ko'p vaqt oylar o'tdi, o'lan bilan so'rashay, qorma deyman deb yigitlarimiz, demak, o'lan aytishganda qizlarimiz nima qilishgan ekan? Hozir javoblari bilan, demak, o'lanlarim ko'zingdan, o'lanlarim, sen bo'lding shu dunyoda gumondorim, sen bo'lsang shu dunyoda gumondorim, kuyak-kuyak gul bo'ldi, suyaklarim degan nimalarimizni o'lanlarimiz, demak, hozirgi kungacha nima qilinyapti? Yetib kelgan ekan. Demak, nikoh to'ylarimizda, demak, nikoh to'y o'tkazilgandan keyin hozirgacha, demak, qanday sunnalarimiz, duolar sadosi ostida nima qilinyapti? Nikoh to'ylarimiz o'tkazilib kelyapti. Ana shu nikoh to'ylaridan, demak, kelinimizni kuyovni xonadoniga tushirib kelgandan keyin qanaqa marosim o'tkaziladi? Kelin salom marosimi o'tkaziladi. Qadimdan, demak, hozirgi kungacha mana shu marosim o'tkazilib kelyapti. Kelin salom marosimi nima uchun o'tkazib kelingan? Nima uchun o'tkazilgan? Qadimdan. Qani fikrlaringiz, marhamat? Kelin salom marosimini o'tkazishdan maqsad, demak, boshqa yaqin qarindoshlariga kelin salom bergan. Maqsad, demak, kuyovni xonadoniga, demak, yangi xonadonga tushib kelgan kelinimizni, qizimizni nima qilmoqchi? Kuyovni yaqin qarindoshlari bilan yaqindan tanishtirish, yuz ko'rishtirish maqsadida o'sha yaqin qarindoshlari, amma xolalari, aka-ukalari, qo'shnilariga, demak, kelin salom orqali nima qilishgan? Ham yuz hurmat yuzasidan, ham yaqindan tanishtirish maqsadida kelin salom marosimi nima qilingan ekan? O'tkazib kelingan ekan. Hozirgi kungacha kelin salomlarimiz nima qilinyapti? Saqlanib qolgan. Har xil viloyatlar, shaharlarda turlicha o'sha kelinlarimiz salom solish nimasi, urf-odatlari bor. Demak, ayrim viloyatlarimizda mana, demak, qo'limizni faqat tepaga ko'tarib ta'zim solishsa, ayrim viloyat tuman shaharlarimizga yon tomonga egilib nima qilishadi? Kelinlarimiz ta'zim solishadi. Ayrim viloyat shaharlarimizda, demak, oldiga qarab egilib ta'zim solishadi. Shunaqa urf odatlarimiz hozirgi kungacha nima qilingan? Saqlab kelingan. Demak, nikoh to'ylarimizda nimalar ijro etilgan ekan? Yor-yorlarimiz ijro etishgan ekan. Yor-yorlardan kim namunali kuylab bera olasizmi? Qani, marhamat. Ikki qator. Bilasizmi? Nikoh to'ylariga qatnashganlar bormi oranizda? Qanaqa yorlarlar? Mana qarang, ekranda ko'rib turibsiz. Hay-hay ulan, jon ulan, bordir masal, yor-yor. O'g'il bola boqqanlar, qanday asar, yor-yor. Hay-hay ulan, jon ulan, kelin jonon, yor-yor. Shu kelinni olganda, yo'qdir armon, yor-yor. Uzun-uzun arqamchi, qalinchakka, yor-yor. Asas kelak yarasha, kelinchakka, yor-yor. Tavar kuyla keyingiga, tut boqaylik, yor-yor. Kuyovxotjam o'tga, o't yoqaylik, yor-yor degan yor-yorlarimiz nima qilingan ekan? Ijro etilgan ekan, to'g'rimi? Ana endi marosim aytimlarimizni, demak, ikki turga bo'lib olgandik. Yuqorida mana aytib o'tdik, keyingi nimalarimizdan biri, aytimlarimizdan biri to'y marosimlarini yoritib o'tdik. Endi motam marosimlari aytimlari. Motam marosimlarida albatta o'sha yig'ilar, o'lim yuz berganda hayotiy sabab tufayli, o'sha ruhiy ehtiyoj tufayli ijro etilgan motam allalari, demak, yuqorida aytib o'tdik, nechi xil bo'larkan? Ikki xil holatda ijro etilarkan. Demak, chaqaloqlar, go'daklar bo'limida kuylanadigan
hamda ikkinchisi kattalar o'limida o'sha marhumga osiyotalik mangu yurtida abadiy orom tilash maqsadida uylanadigan o'sha motam allalari bor ekan. Motam yor-yorlarini demak balovatga yetib turmush qurmasdan dillarga chuqur armon solib bu dunyodan tark etgan voqeda yigit qizlarimiz vafot etishganda nima qilingan ekan? Motam allalari, motam yor-yorlari ijro etilgan ekan. Demak, motam marosimlari, ayyomlari, demak, Turkiy xalqlarining o'sha motam marosimi Mahmud Boshqoriyning Divon-i Lug'at Turk asarida ham nima qilingan ekan? Keltirilgan ekan. Namunalar, demak, Alp Ertang'ı haqidagi motam qo'shiqlari bugun buning yorqin namunasi sifatida o'sha Divon-i Lug'at Turk asarida ham namunalar keltirilgan ekan. Misol tariqasida Aytmay desam bo'lmaydi, bog'ingiz o'ta qo'ymaydi, ishongan bog'im voy otam, suyangan tog'im voy otam degan o'sha aytimlarimiz nima qilingan ekan, ijro etilgan ekan. Demak, mavzuni mustahkamlash uchun savollarimiz quyidagicha: oilaviy marosimning o'ziga xos xususiyatlari va turlari haqida nimalarni o'rgandingiz? Ham oilaviy marosim haqida qanaqa ma'lumotlarga ega bo'ldingiz bugungi mavzu yuzasidan? Ham masalan fikrlaringiz. Oilaviy marosimlarning nechta turga bo'linarkan, qanaqa turlar, uni aytimlari, masalan, qanday fikrlaringiz, kimda qanaqa fikrlar bor? Bugungi mavzu yuzasidan, masalan, oilaviy marosimlar avvalo ikki turga bo'linadi. Mazmun mohiyatiga ko'ra, demak, ikki turga bo'linib kelarkanmiz. To'y marosim va motam marosim. To'y marosimda qanday kunlar aytilishi va motam marosimlarida qanday ulardan qanday allalar aytilishini o'rgandim. Yaxshi. Keyingi savolimiz oilaviy marosim qo'shiqlariga qaysi qo'shiqlar misol bo'la oladi? Qanaqa qo'shiqlar misol bo'la olarkanmiz? Demak, beshik to'yi marosimida allalar qo'shiqlari, demak, allalar qo'shiqlari, allalar qo'shig'i kimlar tomonidan ijro etilar ekan? Onalar tomonidan. Demak, allalar arz bo'lar ekanmi? Yo'q. Arz bo'lmas ekan, demak, shoirlarimiz ham allalarning so'zini yozib bermas ekan. Demak, onalarimiz xalq qo'lidan o'sha ichidagi o'sha dardi hasratlarini, yaxshi niyatlarini o'zini allalarida nima qilar ekan? Izhor etar ekan. Demak, shuning bilan bugungi qisqacha mavzumiz shunday iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.